بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. الله تبارك وتعالى يحمد دب. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat selam ettikten sonra inşallah Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvahab Rahimahullah'ın Kavaidul Arba isimli risalesini okumaya başlayacağız. Qabla an nebda bidraset ay metin nurid an na'rif umur. Herhangi bir metni okumaya başlamadan önce şu şeyleri bilmemiz gerekiyor. أولا لماذا اخترنا دراسة هذا العلم أي علم التوحيد لماذا ندرس التوحيد Birincisi neden bu ilmi yani tevhid ilmini okumayı seçtik neden tevhid ilmi okuyoruz لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد لماذا لا ندرس الفقه أو النحو أو اللغة العربية أو كذا أو كذا مثلا نعم Birisi bize dese ki neden fıkıh okumuyoruz da nahiv okumuyoruz da Arap dili okumuyoruz da Tevhid okuyoruz dersin. Men ya'rif limaza nadrus at-tauhid? Kim biliyor bunun cevabını? Neden tevhid okuyoruz? Li'anna at-tauhid hakku Allah al-abid. Çünkü tevhid Allah'ın kullar üzerindeki hakkıdır. Ve hulikna min ajli. Çünkü tevhid için yaratıldık. Ve la yakbalu Allah subhanahu wa ta'ala ay amel illa bit-tauhid. Çünkü Allah tebaraka ve teala tevhid olmaksızın hiçbir ameli kabul etmeyecektir. Ve la yadkhulu al-cenne illa muvahhid. Cennete muvahhidden başkası giremeyecektir. Takthir al-hasanat. Sevapların çoğaltılması, artması. تكفير السيئات günahların tekfir örtülmesi mağfiret edilmesi نعم مغفرة السيئات سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم şefaatine ulaşmaya sebep olmak حلاوة الإيمان imanın tadını alma ثم أي أحد يسألك يقول لك لماذا ندرس التوحيد تسأله نعم sonra bundan sonra birisi herhangi birisi sana neden tevhidi okuyoruz, neden tevhidi öğreniyoruz derse sen de ona şöyle sorarsın. نقول تقول له خلقك الله سبحانه وتعالى حتى تكون موحد. Ona dersin ki Allah tebarek ve teala seni muvahhid olasın diye yarattı. وأعلمك أنه لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد. Ve sana tevhid olmaksızın hiçbir ameli kabul etmeyeceğini öğretti. ولا يدخل الجنة إلا موحد. Muvahhidten başkasının cennete giremeyeceğini sana bildirdi. يقول نعم هذا كلام صحيح. O da diyecek ki evet bu söylediklerin doğrudur. فتسأل هل أنت موحد؟ Adından ona sorarsın. Peki sen muvahhid birisi misin? يقول نعم انا موحد. O da diyecek ki evet elbette muvahhid birisiyim. نقول طيب اشرح لنا هذا التوحيد الذي اوجب الله عليك وعلمك انه لا يقبل اي عمل الا به ولا يدخل الجنه الا موحد. Ona deriz ki öyleyse bu Allah tebareke ve teala'nın herkese vacip kıldığı, kendisi olmadan hiçbir amelin kabul etmeyeceği ve sadece onun ehlinin cennete gireceği bu tevhid nedir? Anlat bakalım bana. فاذا شرح التوحيد بما جاء في الكتاب والسنه وكان عليه سلف الامه فهذا معناه انه موحد. Eğer tevhidi kitapta, sünnette ve selefin, ümmetin selefinde olduğu şekilde anlatabiliyorsa demek ki bu adam muvahhid birisidir. وإذا كان لا يعرف التوحيد قال ما أدري ما هو التوحيد. Eğer tevhidi bilmiyorsa, bilmiyorum tevhid nedir diyorsa. نقول له أنت كاذب إذا في قولك أنك موحد. Öyleyse ona deriz ki sen öyleyse muvahhid olduğun iddiasında yalancısın. كيف يكون التوحيد أوجب الواجبات وأنت لا تعرفه؟ Nasıl olabilir de tevhid senin üzerinde vaciplerin en vacibi olur da sen onun ne olduğunu bilmezsin. ثم نسأله أيضا نقول هل أنت مشرك؟ Sonra ona deriz sen müşrik misin? يقول لا أعوذ بالله أنا لست بمشرك. Diyecek ki Allah'a sığınırım ben müşrik falan değilim diyecek. وصاحب الشرك الأكبر نسأل الله السلامة عافية إذا مات عليه فهو مخلد خلد أبدي في النار والله لا يغفره إذا مات عليه. Büyük şirk koşan kimse eğer bu hal üzerinde tövbe etmeden ölürse ebediyen cehennemde kalacaktır. Allah tebareke ve teala büyük şirk sahiplerini mağfiret etmez. نقول اشرح لنا هذا الشرك الذي حرم الله عليه. Ona deriz ki peki Allah tebareke ve teala'nın haram ettiği bu şirki bize anlat bakalım nedir? فإذا شرح بما جاء في الكتاب والسنة وجاء كذلك على فهم سلف الأمة فهذا معناه أنه يعرف الشرك وليس بمشرك. Eğer şirki kitapta, sünnette, ümmetin selefinde onların fehmiyle olduğu gibi açıklayabilirse bu demek ki demek bu adam şirki biliyor demek ki müşrik değildir. وإذا كان لا يدري قال ما أدري ما هو الشرك. Eğer derse ki ben bilmiyorum bu şirk nedir şirkin ne olduğunu bilmezse. نقول لعلك واقع في شيء من الشرك وأنت لا تدري عنه. Ona deriz ki belki sen bu
bu şirkten bir şeyi işliyorsun, şirke düşmüşsün ve bundan haberdar değilsin. Fela bud an tetaallama tevhid. Öyleyse tevhidi öğrenmen gereklidir. Ve tetaallama şirk hatta la teqa fi. Ve şirki de öğrenmen gereklidir ki şirke düşmeyesin. İzen hâzâ s-suâlel evvel qabrel bedâ bid-dirâse. O zaman bu dirâse, bu metni okumaya başlamadan önceki birinci sorumuz bu. السؤال الثاني. İkinci soru. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن أي متن القواعد الأربع؟ Peki bu قواعد الأربعة metnini okumayı neden seçtik? اخترنا والله أعلم دراسة هذا المتن أي متن القواعد الأربع لأننا طلاب. Bu metni okumayı seçtik zira bizler ilim talebeleriyiz. والطالب لابد أن يرجع إلى العلماء في الدراسة ماذا يقدم وماذا يؤخر وماذا يسمع وماذا يقرأ وماذا كذا. وإلم talebeleri ne okuyacakları ne ezberleyecekleri hangi metni seçecekleri konusunda alimlere dönmelidirler. وليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلبنا العلم. لابد أن نرجع للنهج والطريقة الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. Bizden hiçbirimizin kendi başımızdan kendi kafamızdan yeni bir eğitim öğretim programı çıkartmamız icat etmemiz bu olacak bir şey değil. Alimler bize nasıl bir yol belirlemişlerse, hangi program uygulamışlarsa, onların uyguladığı program üzerinde yürümeye devam ederiz. Can insan يريد أن يصبح طبيب يعني مثلا في طب العيون. Mesela birisi gelse desek göz doktoru olmak istese. فماذا يصنع؟ Ne yapması gerekir? يأخذ بعض الكتب. Bazı kitapları alıp bu konuda. وبعض الأدوات في العلاج العين. Ve bazı mesela göz tedavisiyle alakalı malzemeler satın alıp. ثم يفتح مكان ويعالج يبدا يعالج فيه الناس. Sonra kendisinde bir muayenehane açıp insanları bu şekilde muayene etmeye mi başlar? صحيح. Böyle yapması doğru mudur? لا. ما يأتي أحد أصلاً. Hiç kimse ne yapmaz ona tedavi olmaya gelmez. فما بالك بطب القلوب. لابد أن نرجع إلى العلماء الربانيين فيما نقدم وما نؤخر وما نحفظ وما ندرس. نعم. يعني göz doktoruyla alakalı durum böyleyse kalp doktorlarıyla alakalı durum nasıl olmalıdır? Yani şer'i ilimleri kastediyor. Bizim üzerimize düşen alimlerimiz, hocalarımız onlar ne koymuşlar, ne belirlemişler, ne ezberlenecek, ne okunacak, neleri tespit etmişlerse bizlere onlara uymak düşer. فأرشد العلماء رحمهم الله تعالى الطلاب إلى أن أول ما يدرس في كل العلوم علم التوحيد. Alimler bütün ilim talebelerine, bütün ilim dalları içerisinde okunacak birinci ilmin, birinci fennin tevhid ilmi olduğunu irşad etmişlerdir. وتدرس هذه المتون المختصرة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع. Ve bu kısa muhtasar metinlerin usulü selase ve kavaidler ve bu metinlerin okunacağını irşad etmişler. İzen hâzâ huve s-sual s-thâni. Bu da ikinci sorunun cevabıydı. لماذا ندرس التوحيد؟ Birinci soru neden tevhid okuyoruz? لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن القواعد الأربع؟ İkincisi de neden bu metni okumayı seçtik? Bu kavaid ve metni okumayı. السؤال الثالث. Üçüncü soru. على ماذا يحتوي هذا المتن؟ Bu metnin içeriği nedir? Bu metnin içerisinde neler var? يعني لو أردنا أن نفهرس أو نقسم هذا المتن نفهرسه أو نقسمه إلى كم قسم؟ يعني bu metni elimizdeki bu metni eğer buna bir fihris yapmak istesek veya bu metni kısımlara ayırmak istesek buna nasıl bir fihris yapıp bu metni kaç kısma ayırırız? يعني يسألك أحد عن هذا المكان عن هذا البناء على ماذا يحتوي؟ Birisi mesela sana sorsa dese ki bu mekan bu bina neleri içermektedir bu binada neler var? تقول يحتوي على مسجد. Sen dersin ki mescit var. وطابقين سكن وإجيكات مثلا أورنجينين ومدرسة بمدرسة var. ومدرسة للنساء وكزلر مدرسة var. مثلا هذا معناه أنك تعرف محتوى هذا البناء إجمالا. Bu neyi gösterir? Senin icmalen genel olarak bu binanın içerisinde neler olduğunu bildiğini gösterir. أي كتاب تريد أن يعني تدرس هذا الكتاب أو مجرد ما يهدى إليك كتاب أقل ما تقرأ في الكتاب قبل أن تضعه في الرف أو تضعه في البيت أقل ما تقرأ فيه المقدمة والفهرس. يعني herhangi bir kitapta hangi kitap olursa olsun okumak istediğin veya sana hediye edilmiş veya satın aldığın bu kitabı kaldırıp rafa herhangi bir yere koymadan önce en azından mukaddimesini ve fihrisini okuman gerekir. لأن بالمقدمة تعرف مصطلح المؤلف والغرض من التأليف وما إلى ذلك. مقدمeden müellifin kullandığı terimlerin neler olduğunu, bu kitabı telif etmekteki kastının neler olduğunu ve bunlar gibi şeyleri öğrenirsin. وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب. فهرسة bakarak da kitabın muhteviyatını öğrenirsin. لأنه قد تبحث عن مسألة. Zira bir mesele arayacak olursun. وتكون هذه المسألة لديك في بعض الكتب أنت لا تدري عنها. O aradığın mesele senin evindeki kütüphanedeki bazı kitapların içerisinde olabilir de sen bundan habersiz olabilirsin. فعلى ماذا يحتوي هذا المتن؟
Hada şerh al-thalif. Öyleyse üçüncü sorumuz bu. Bu elimizdeki metnin muhteviyatı nedir? Bu metinde neler var? Al-metn hada. Bu metin. Wallahu a'lam. Nuqassimu ala thalath aqsam. Üç kısma ayırıyoruz elimizdeki metni. Allah'ın doğrusunu bilir. Mukaddime. Birincisi mukaddime. Ve hadihi al-mukaddime fiha asbab as-saada. Bu mukaddimenin içerisinde saadetin sebepleri zikrediliyor. Al-qism al-thani. İkinci kısım. Limaza nadrus at-tauhid? Neden tevhidi okuyoruz? وهذه المسألة يركز عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كل مؤلفاته. شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله bu konuya özellikle neden tevhid okuyoruz bu konuya bütün kitaplarında dikkat çekmiş bu konunun üzerinde durmuş. لأن هناك من يحارب من يعلم الناس التوحيد. Zira insanlara tevhidi öğretenlerle muharebe eden onlara sataşan saldıran kimseler var. ذكر هذه المسألة أي لماذا ندرس التوحيد هنا في القواعد الأربع. Bu kitapta Kavaidler Bağ'da neden tevhidi okuduğumuzu burada zikrediyor. Ve kezalik fil usul el-thalatha. Üç esasta da bunu zikrediyor. Ve fi kitab el-tevhid. Kitab el-tevhidde de zikrediyor. Ve fi keşf el-şubuhat. Keşf el-şubuhat'a da zikrediyor. Yurakkiz daimen ala hadhihi el-mes'ale. Devamlı bu konunun üzerinde duruyor, bu konuya dikkat çekiyor. Hada el-kısm el-thani. Bu da ikinci kısımdı kitaptaki. El-kısm el-thalith. Üçüncü kısımda. El-kavaid el-arba. Kavaid el-arba. Yani dört kaidenin zikredildiği kısım. Limaza nedrus el-tevhid? Bir, tevhidi neden okuyoruz? لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ neden bu metni okumayı seçtik? على ماذا يحتوي هذا المتن؟ bu metin nelere ihtiva ediyor? على ثلاثة أقسام. üç kısım var bu metin içerisinde. Metin üç kısma ayrılmış. المقدمة وفي هذه المقدمة أسباب السعادة. birinci kısım mukaddime ve mukaddimede saadetin sebepleri var. لماذا ندرس التوحيد؟ ikinci kısımda neden tevhid okuyoruz? ثم القواعد الأربع. sonra dört kaide geliyor. السؤال الرابع والأخير والله أعلم. dördüncü ve son sorumuz. ما هو السبب لتأليف هذه القواعد الأربع. Bu kitabın قواعد الأربع kitabının telif edilmesinin sebebi nedir? المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذا المتن المبارك حتى نستطيع بإذن الله بهذه القواعد الأربع أن نرد على الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زماننا. شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله bu risaleyi telif etti. Bizim zamanımızdaki şirk ehlinin bize getirebileceği şüphelere cevap verebilmemiz için. إذن أوليسا. سبب التأليف هو أن يكون عند الطالب شيء من العلم يستطيع أن يرد به على الشبهة التي يأتي بها للشرك في زماننا. أوليسا bu kitabın telif edilmesindeki sebep şudur. İlim talebelerinin elinde zamanındaki müşriklerin getirebileceği şüphelere cevap verebilecek kadar ilmi bilgi malumat oluşsun bulunsun diye. من يعيد لي هذه الأسئلة الأربع. Bu dört şimdi bu kitap dirasenin başındaki bu dört soruyu bize kim tekrar edebilir? السؤال الأول. Birinci soru neydi? Türkçe söyle ben şey yapayım. Birinci soru neydi? لا اسمع. دقيقة واحدة. قلنا لابد التأدب بأداب طالب العلم. Evet. İlim talebesi edebiyle adaplanmamız lazım. ما أحد يتكلم إلا برفع الإصبع. Hiç kimse parmağını kaldırmadan konuşmasın. أذن له بالكلام يتكلم. Eğer ona izin verirse konuşabilir. وإلا أخذنا ما لديه. Eğer şey yaparsa böyle olmasa yanında cebinde ne varsa hepsini alırız. فلما حضروه قالوا أنصتوا. Onun yanına hazırladıkları zaman yani cinler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldikleri zaman dediler ki susun. عندما أراد أن يتعلم منه أي موسى عليه الصلاة والسلام يتعلم من الخضر ماذا قال له نعم موسى عليه الصلاة والسلام خضردان öğrenmek istediği zaman ona ne söyledi قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا dedi ki inşallah beni sabreden ve senin emirlerine isyan etmeyen birisi olarak bulacaksın. كان يقول له أنا أعرف آداب طالب العلم أنا أصبر ولا أعصي لك أمرا yani نعم sanki diyor ki ben ilim talebesinin adaplarını biliyorum sabredeceğim ve senin söylediklerine karşı gelmeyeceğim. فمن أراد أن يتكلم يرفع إصبعه. Ondan dolayı konuşmak isteyen elini kaldıracak. ما هو السؤال الأول؟ لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ نعم لماذا ندرس التوحيد؟ جواب نين؟ لأنه ارفع صوتك. حق الله العبيد وخلقنا من أجله. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا به ولا يدخل الجنة إلا موحد. ترجم. Çünkü Allah tebareke teala'nın bizim üzerimizdeki hakkıdır. Biz bunun için yaratıldık. Tevhid ehlinden başkası cennete girmeyecektir. ما هو السؤال الثاني؟ İkinci soru. Parmak kaldırın. نعم. نعم.
لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ لأننا طلاب وهذا نصيحة العلماء. Çünkü biz öğrencileriz, biz ilim talebeleriyiz ve ilim alimler bu kitapla başlamamızı nasihat ediyorlar. السؤال الثالث. Üçüncü soru nedir? Kaç ay? Öğrendiğim şeyler kaç ay? Kitabın يقول إلى كم تنقسم هذا الكتاب؟ نعم. أو محتوى الكتاب. قلنا له ثلاثة أقسام. Dedik ki kitap üç kısma ayrılır. Nedir onlar? مقدمة وفيها أسباب السعادة. Birinci kısım مقدمة. Onun içinde saadetin sebepleri var. لماذا ندرس التوحيد؟ Tevhidi neden okuyoruz? القواعد الأربع. Üçüncüsünde de kavaid الأربع. السؤال الرابع. Dördüncü soru ne? ما هو؟ سبب التأليف. نعم. Bunun نعم. Muhammed ibn Abdülvahhab bu kitabı neden telif etti? قلنا سبب التأليف. Dedik ki bunun telif etmesinin sebebi. أن نرد على الشبه التي أتى بها للشرك في زماننا. Zamanımızdaki ehli şirkin getirebileceği şüphelere cevap verebilmek. هو رحمه الله ذكر في كتاب في كتاب كشف الشبهات أن الرد على أهل الباطل يكون من طريقين. Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullah Keşf-i Şubuhat Risalesi'nde diyor ki batıl ehline cevap vermek, onlara red etmek şu iki yolla, iki yöntemle olur. El-evvel mücmel. Mücmel yani genel olarak genel bir reddiye yoldur. Ve-s-sani mufassal. İkincisi de mufassal yani ayrıntılı reddetme yoludur. Fer-reddel mücmel yekul hâze ya'rifu kul muvahhid lakin bi şart an yete'allem. Diyor ki Şeyh Muhammed Abdülrahimullah batıl ehline mücmel olarak genel olarak reddetmeyi bütün muvahhidler tevhid ehli olan herkes yapabilir ancak tevhidi öğrenmiş olması şartıyla. والرد المفصل هذا يعرف العلماء. Ancak tafsili ayrıntılı olan reddi de sadece alimler bilirler. رد مجمل ورد مفصل. Yani mufassal ayrıntılı olarak red ve genel mücmel olarak red. هناك اشياء معلومه من الدين بالضروره. Şimdi elimizde dinde zaruri olarak herkesin bildiği bazı meseleler var. فلو جاء أي أحد بأي باطل وبأي دليل على باطله فماذا تصنع؟ Herhangi bir kimse batılına iddia ettiği hakka uzak olan şeye herhangi bir delille gelse ترد عليه رد مجمل. Buna mücmel olarak reddedebilirsin. لو قال لك قائل مثلا Mesela biri sana dese ki لم تختم النبوة والرسالة بموت النبي صلى الله عليه وسلم. Deseler ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ölümüyle risalet son bulmuş değildir. ولدينا أدلة من الكتاب والسنة وأقوال بعض السلف على هذا. Ve dese ki bizim benim elimde de bu iddia ettiğim şeye kitaptan, sünnetten ve seleften bazı kimselerin sözlerinden de delillerim var dese. فماذا تصنع؟ Ne yaparsın? تقول له أنت من الذين سمى الله لنا. Dersin ki ona sen Allah Subhanahu ve Teala'nın bize isimlerini bildirdiği o kimselerdensin. تتبع المتشابه وتترك المحكم. Sen müteşabih olanlara uyup muhkemi terk ediyorsun. ونحن والله لا نسمع لك. Biz seni dinleyecek değiliz. وعندنا نصوص محكمة بينة. Bizim elimizde ap açık muhkem naslar var. أنه لا يمكن لأحد أن يدعي النبوة والرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وفاتından sonra hiç kimse ne bir peygamberlik ne nübüvvet iddia edemez. ومن ادعى هذا فهو كافر. Kim de iddia ediyorsa bu adam kafirdir. هذا رد مجمل. Bu da işte mücmel olan reddetme cevap verme şeklidir. لو قال لك قائل. Sana mesela dese ki أن الغناء حلال. Müzik helaldir, caizdir dese. فماذا تقول له؟ Ne dersin ona? تقول أنت من الذين سمى الله لنا. Allah sen Allah tebaraka ve teala'nın bize isimlerini haber verdiği kimselerdensin. تتبع المتشابه وتترك المحكم. Müteşabihlere uyuyor ve muhkemlere terk ediyorsun. ونحن لا يمكن نسمع لك. Biz seni dinlememiz mümkün değildir. وعندنا نصوص محكمة بينة في تحريم الغناء. Elimizde müziğin haramlığı ile alakalı ap açık muhkem naslar vardır. لو قال لك قائل Sana dese ki birisi يصح الحلف بغير الله Allah'tan başkası adına yemin etmek doğrudur, sahihtir dese. وعندي دليل من الصحيح على هذا. Dese ki benim yanımda bu iddiama karşılık sahihten, sahih kitaplardan bir de delil var. نقول نحن ما نسمع لك. Deriz ki seni dinleyecek değiliz. وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه تترك المحكم. Allah'ın bize isimlendirdiği, vasfettiği müteşabihe uyup muhkemi terk eden o kimselerdensin. وعندنا نصوص محكمة بينة. Bizim yanımızda apaçık muhkem naslar var.
لا يمكن نرجع عنها. Onlardan dönmemiz mümkün değildir. Men halefe bi gayri la faqad kafara ve eşrak. Allah'tan başkası adına yemin eden kimse kafir veya müşrik olmuştur. İzen hala yusemmih Şeyh Muhammed bin Abdülhab rahimehullah teala ve gayruh rad mujmal ya'rifu kul ahad lakin bi şart an yetaallam al usul allati ja'at fi'ş şeriat'il İslamiyye. İşte Muhammed bin Abdülhab rahimehullah'ın mücmel olarak reddetme dediği şey budur. Bu mücmel olarak reddetmeyi ki tevhidin ve İslam dininin asıllarını bilen herkes inşallah bunu yapabilir. Yabqa ma'ana en hada'l metn ay metn'el kavaid'el arba'. Bir mesele daha kaldı ki o da bu okuduğumuz kavaid'el arba' metni. Huwa kal khulasa li metn keşf'eş şubuhat. Bu kitap sanki keşf'eş şubuhat metninin bir özeti, bir hulasası gibidir. Kema enna الأصول الثلاثة تقريبا هو كالخلاصة لكتاب التوحيد. Sanki aynı şekilde usulü selasenin kitab-ı tevhidin bir özeti olması gibi. İzen هذا المتن متن القواعد الأربع ملخص لكتاب كشف الشبهات. Öyleyse elimizdeki bu metin kavaid arba metni keşf-i şubuhat metninin bir özetidir. طيب لو قال لنا قائل لماذا لا ندرس كتاب الشبهات كشف الشبهات اولا ثم بعدها اذا ندرس المختصر. Birisi dese ki peki öyleyse neden önce keşf-i şubuhat metnini okuyup arkasından bu kısa muhtasar metni okumuyoruz? نقول ليس لنا ان نقدم او نؤخر نرجع للعلماء الربانيين. Deriz ki bu konuda hangisini öne alıp hangisini geriye bırakma konusunda biz kendi kendimize kendi kafamıza göre yapmayız. Bu konuda Rabbani alimlere uyuyoruz. والعلماء رحمهم الله ارشدوا الى ان هذا الكتاب اي كتاب كشف الشبهات لا يدرس الا بعد كتاب التوحيد ومنهم من يرى تحريم القراءة في كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد. Çünkü alimlerimiz bizi keşf-i şubuhat okumayı, kitab-ı tevhidi okumayı bitirdikten sonra yapmamız konusunda yaşadıklar. Onlardan bazıları kitab-ı tevhidi okumamış kimsenin keşf-i şubuhat okumasını haram görüyorlar. نعم. الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. Mesela sahabeler arasında yaşanmış meselelerle alakalı ehl-i sünnet husus ehl-i sünnetin kitaplarında yara ba'd al-ulema minhum Şeyh bin Uthaymin rahimehullah teala tahrim al-qira'a fi hadhihi al-kutub. Alimlerden bazıları ki İbn Üseymin rahimehullah da onlardan birisidir. Sahabelerin arasında cereyan eden olayların anlatıldığı bu kitapların okunmasını haram görüyorlar. İlla inde zarura. Ancak zaruret halinde müstesna. Limaza? Neden peki? Lennu kad yaqa' fi qalbik şey. Zira kalbinde bir şey vaki olabilir, kalbine bir şey düşebilir. من الشبهة. Herhangi bir şüphe kalbine girebilir. من الطعن في الصحابة رضي الله عليهم. Tavan etmeyle alakalı bir şey kalbine girebilir. فأخواننا مهم جدا أننا نعرف ماذا نقرأ وماذا لا نقرأ وماذا نقدم وماذا نؤخر. Öyleyse kardeşlerim bilmemiz gereken önemli bir konuşudur. Neyi okuyacağız, neyi okumayacağız, neyi önce okuyacağız, neyi sonra okuyacağız. Ha, نعم. هذا في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة. فبالك الكتب التي هي مؤلفة من المخالفين لأهل السنة والجماعة. Bu söylediğimiz ehli sünnet ve cemaatin sünni selefi kitaplarla alakalı geçerli olan bir şey. Yani bu bunlar kitaplar hakkında böyleyken ehli sünnetin muhaliflerinin yazdığı kitaplar hakkında durum nasıl olmalıdır? طيب الله أعلم نكتفي بهذا المقدار نصلي إن شاء الله تعالى وبعد الصلاة نبدأ بالدرس الآن يعني نترك لكم قرابة خمس دقائق تكتبوا ما أخذنا في هذه المقدمة على المتن او على الاوراق او كذا لكن اهم من هذا ان تحفظ نعم şimdi namaz kılmak için bir ara veriyoruz kalkmayın şimdi 5 dakikalık bir mühlet vereceğiz herkes ya metin üzerinde ya defteri üzerinde bu derste ilke edilenleri not alsın ve ezberlesinler vallahu a'lem sallallahu aleyhi ve Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem tamam cezakumullah khair bir aranızda mürakaze bir şey yapın müzakere edin neydi işte 4 soru vardı o sorular içinde kaça ayrılıyordu bilmeyenler hatırlamayanlara sorsunlar Bayağı. Kapatıyorum olur.